Efendim 11. bölüme hoş geldiniz. İsveç serisindesiniz. 1.34 İsveç sürümünde. Polonya Savaşı geldi. Bir önceki savaşta aslında bu birliğin yıkılmasına neden olacak bir süreci tamamladık. Osmanlı saldırdı, biz de arkadan saldırdık. Daha çok biz de uğraştı alçak ama sonuçta artık bu Leistan Birliği'nin direnme şansı kalmadı. Bu ikinci savaş ise artık yıkılışı daha da hızlandırmaya yönelik bir mücadele. Osmanlı'yı özellikle çağırdık savaşa, uğraştık gelsin diye. Hem insan gücümüzü daha idareli kullanabilmek ümidiyle. Hem de ben daldım, Osmanlı daldı, bir şeyler aldı. Ondan sonra Osmanlı ile ayrıca uğraşmak zorunda kalmak yerine bu savaşta bana yardım etsin. Benim almaya çalıştığım şu 20 toprak meselesine yardımı dokunsun ki agresifliğe neden oluyor. İlişkileri gözden geçireceğiz, diplomatlar atacağız vesaire. Ama bunları almaya çalışacağız elden geldiğince. Ve Polonya'dan 20 toprak alıp, bu bölgeden 20 toprak alıp, o şu görev var, saygıdeğer Kingdom of Poland görevi. Restoration of Union diye bir görev verecek. Bu görevi özellikle tamamlamak istiyoruz. Gerçi kuvvetle muhtemel kopacak bu. Ben bunu fethettikten sonra agresiflik çok fazla olacak. İşte ilişki kasmaya çalışacağız yıllarca. Hükümdarımızın yaşı, gerçi kurtarır ya, yaşı da genç, kurtarabilir. Daha önemli bir konu var ki Litvanya'nın kurtarabilirim, yani bağlı kalması bize. Hatta bazen savaş öncesi falan, savaş olmayan dönemlerde ya da Litvanya ile ilişki bile kasabilirim hemen hazır olsun diye. Sonra onu bağlayacağız ve Osmanlı'dan topraklarını almak için bir mücadele olacaktır serinin ilerleyen aşamasında. Öte yandan tabi görev ağacını ben yine kontrol edip duruyorum, daha iyi bakayım diye, gözümden kaçmasın, yanlış bilgi vermeyeyim diye. Şu görev biraz önemli bir görev olarak ortaya çıkıyor. Hali hazırda bir disaster'ımız var. Bunu ortadan kaldırdığımızda bu sefer o devreye girecek, oyunun bize söylediğine göre. Gerçi %80'i hemen bulur muyuz? Buluruz ama yine de hem görevi tamamlamak için oyunun sonuna kadar da unrest indirimi veriyor, hem de aşağıda da ciddi bonuslar vereceğinden o görevi tamamlamaya çalışalım. O da bize manufactory tamamlamamızı söylüyor. 10 tane toprakta yerlerinde belirtmiş. Bunun için paraya ihtiyacımız var ve borç alacağız maalesef. Saygıdeğer burgerler bize bu konuda biraz yardımı dokunacak insanlar. Savaş sonrası ekonomimizin durumu yine işimizi kolaylaştırabilir diye düşünüyorum. Tabi görev açık kalsa aslında nefis olacak da. Manufactory'yi şimdilik bir tane buraya, şurada vardı galiba birkaç toprak, yanılmıyorsam iki tane daha yapabildik. Aynen öyle. Toplam 10 tane yere yapmamız lazım diyor ve şu an 0 görünüyor. 3 tane yere başlattım. Para oldukça yapmaya devam edeceğiz diğer bölgelerde de. Ve o zaman kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir yandan da orduyu tabii hemen bölgeye indirmemiz lazım. Buradan geçişim yok. Hiç böyle uğraşmaya da gerek yok zaten. Direkt vassalımız üzerinden orduları getirebiliriz. Buraya ulaşamamaları lazım normal şartlarda. Çok güzel, çok fantastik. Aslında şuralara benim oturmam lazım ama ya yine çok önemli bir mesele değil. Yüksek ihtimal. Of, Pomeranya yandı. Girdiğine pişman oldum. Yüksek ihtimal oradaki sorunu yaşamayacağız. Yani orayı Osmanlı işgal etse bile önemli değil. Osmanlı buralarda ilgilenmiyor gördüğüm kadarıyla. Aslında Varşova'da ilgileniyormuş. Skor kazanıp bir tane daha toprak ekleme ihtimalim var. Bir de şu mesele de biraz yan yakıyor, 0.8. Ama onu da geçme şansımız şu. Governing capacity modifiyesi verecek. Biraz da governing capacity konusunda aslında nasıl diyelim, kazanımlar olması lazım. Ekstra daha fazla kazanım olması lazım. Bu yenilik güzel, olması gereken bu. Governing capacity'yi daha işlevsel hale getirdi. Daha zorlayıcı hale getirdi. Unrest verecek bölgelere. Abi para veremem. Ben manufacture yapacağım. İsyanla boğuşuruz. Yapacak bir şey yok. Şurası daha iyiydi değil mi? Her seferinde bakacağım böyle. Ya şurayı çiziyor komple. Ay sonra boşu boşuna yapmayalım, onu diyorum. Buranın kabul edilen kültürde olmaması bir problem aslında. Buraya yapıp duruyorum ama
aslında oralara yapmayalım. Bunu yeni başlattık. Başka neresi vardı? Bunları hep yeni başlattık. En iyisi buraya yap. Keza burası var. İki tane daha yapabiliyorum. Geldim. Lan dur. Manufactory. Manufactory. Buralar olur. Gayet güzel. Kendi bölgemize yaparsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu anda 4 tane yere mi yapıyoruz toplamda? 2, 4. Başka yere yapmıyorum galiba. Buradan da kontrol edelim. 4 tane. Güzel. 6 tane daha yapmamız lazım. Tabii burada yapıların durumuna çok fazla bakmıyorum. Görev neyse işte Grain'de yapmışız. Nark'e dahil değildi galiba. Daha çok tabii şey bu. Tabii. İşte Grain var. Livestock, Fish. Bu şeylerde yok. Özel kaynaklarda yok. Daha çok besinle alakalı kaynaklar bunlar. Sizi taşıyabilecek miyiz acaba? Aa, bu şimdi bir tane gemiyi bekleyecek değil mi? Yukarıya gönderdiğimiz. Bak bak bak. Bak alçağa bak. Ben onu durdurunca vazgeçti tabii. Oğlum sen git lan. Git alçak, şurada takıl. Onu böleceğiz şimdi. Şu şekilde indirelim. 8 tane daha inecek. Sen de gel. Bizim asker ne yaptı bu arada? Aha. Ben isyan bastırmaya diye gönderiyordum. Öyle kaldı tabi ordu. 104 duka karşılığı prestij. Olur. Prestijimiz berbattı zaten. Aslında biraz daha erken gelebilseydim iyi olacaktı. Savunma bonusu da var burada. Neyse. Şimdi sizi gönderelim. Şu isyancının üzerine. Osmanlı ordusu da geldi işte. Muhteşem Osmanlı ordusu. Abi ne yapıyorsun ya? Of. Gemiyi getirmiş abi ve rezilliği görüyorsunuz değil mi? Tek tek götürmeye çalışıyor askerleri. İnanılmaz. İnanılmaz. Bravo. Yani fantastik. Buna başka ne diyebiliriz ki? Geç. Güzel. Osmanlı ordusu vura vura gidiyor. Şimdi Osmanlı'nın tekrar bakalım ilgilendiği yere de. Ben Varşova'yı düşürdüğümde şurayı da ekleyebilirim diye düşünüyorum. Bir yandan da Avusturya'ya falan diplomat atacağız şimdi. Alçak, agresiflik alıyormuş. Katolikmiş de bilmem neymiş de. Hain devlet. Sizleri getirelim şuraya. Keza benim buralara oturmam lazım. Bohemya devleti gelip savaş açarsa Polonya'ya, ki açar. Polonya orduları yenildikçe. O zaman burada karnımız ağrır. O zaman deliririz burada. Yok efendim niye böyle oldu? Siz şu tarafa doğru gidin. Bu da peşinden gelsin. Bu da peşte esprisi sürekli geliyor değil mi böyle? İnanılmaz. Geç 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 geç. Şimdi önce fikri tamamlayacağız. Dedik. Şu biraz kayıp yaşatacak ama sorun değil. Ordu masrafları açık kalmasa da olur. Çok kritik değil. Siz böyle gelin. Şu şöyle gelsin. Bu buraya. Güzel. Bunlar sura vursunlar mı? Hayır. Geç şöyle abi. Biraz insan gücü kaybettirecek ama yapacak bir şey yok. Bu savaş çok daha rahat bir savaş olacak. Özellikle Osmanlı ordularının gücü sayesinde. Vura vura fethedeceğimizi düşünüyorum. Ben tabii buraya kadar gelemiyorum. Oraları Bohemia alırsa ileride başıma iş çıkartır. Bir de Protestan adam. Protestanlık hakimiyetini arttırıyor. Yani 20'ye tamamlamam lazım. Bohemia'ya uyarı versem. Bu savaştan sonra saldırmasın en azından. Saygıdeğer Polonya devletine. Şunları şöyle yap. Osmanlı'dan da yardım alamaz. Bak işin bir de bu boyutu var. Osmanlı benim yanımda. Bu savaşa girdiği için ateşkes de olacak. Polonya'yı karşı Bohemia çağıramaz. Savaş açarsa benimle de savaşmak zorunda kalır. Bu savaş bittikten sonra. Çok avantajlı yani. Osmanlı'yı savaşa sokmamız. Hani bir yerde yok para alamayacağız vesaire gibi durumlar olacak ama Osmanlı ile bölüşme hikayesinden dolayı çok kritik değil. Donanmam
bu limanı kapatsın. Hem ticari olarak hem gelirlerine zarar vermek hem de alçağı yormak açısından birçok yönden faydalı bizim için. Benim ticari bölgelerimi kuşatıyor mu bunlar? Hayır. Şimdi 244 kadar çok para lazım. Öte yandan Özel Protestan olsun demiş. Bunun karşılığında misyoner faaliyeti verecek 2 puanlık. Bu arada kabul edebilirim bu görevi. Aslında öbürü de insan gücü veriyormuş ama yok. Şu an 3 puanlık görevli de gitti değil mi benim? Fantastik. Tam fantastik hem de. Tamam. Bunu alırız. Din faaliyetimizi hızlandırır. Özel. Saygıdeğer Özel. Din faaliyeti bittiğini unutmazsam seçerim. Bu arada Osmanlı gelmeden ben buraları kuşattım. Güzel. Osmanlı ilgilenmedi. Harika. Siz bu tarafa geçin. Din faaliyetleri kaç... Şimdi şu anki Disaster'ın ekstra bir zararı yok. Yani Event'le isyancı gönderecek. Başka bir derdi yok. Ama ötekisi biraz sıkıntı olacak. Unrest verecek 10 puan. Bunu ortadan kaldırmak için ne gerekli bilmiyorum. Bunu daha önce yaşamadım. Bu sürümde mi gelmiş bu? O yüzden hali hazırda yapmaya çalıştığım binalar önemli. Şeyler, manufaktörler tamamlanması lazım. 4 tanesi tamamlanıyor. Ben buraları fethettiğimde zaten yine din bütünlüğü sorunu olacak. O yüzden kısa vadede olmayacak. Varşova'nın düşüşüyle bir toprak daha ekleyebildik. Hayvan gibi agresiflik aldırıyor. Sonu hayvan gibi. Avusturya'ya ikna ettiğim sürece çok rahatsız etmez beni bu durum. Ama evet, Macar da rahatsız olacak işin kötü yanı. Ve Kastilya ile dost bir Macar'dan bahsediyoruz. Sorun değil. Bu hala aynı görevi söylüyor bana alçak. Bunlar yukarıda işgal yapabilmişler mi? Bayağı ilerlemişler aslında. Peki Osmanlı ordusu niye bunların üzerine gitmiyor? Ve kuşattı adam. Tam da ben bunu söyledim de. Güzel. Fantastico importante. Geç. Gayet güzel. Sen de şöyle gel. Bu az askerleri birer birer yensek nasıl olur? Oradan geç bakayım. Sen buraya ya da oha. Ye tabi surdan dolayı başka bir seviyede geziniyor. Bu arada ilk çağ etkimizi alabiliyorum. Hemen burada Enforce sizi alacağız. War score cause other religions. Bu da %25'lik indirim sayesinde bana biraz daha toprak kazandırabilecek. Ben bu savaşta komple neredeyse Polonya'yı alacağım ya bu gidişle. Ya benim derdim, aslında benim derdim ne? Evet. Senin derdin ne dostum? Şimdi agresifliği düşük olan toprakları alsam benim için daha faydalı aslında. Ve 20'ye tamamlama şansım da daha yüksek olacak. Mesela baktığınızda şunu ekledik, keşke savaş edene başka yer seçseydim. 1-2 puan daha ekstra alma şansım olurdu. Mesela şu seçtiklerim gayet düşük skorlar. 9. Olabilecek en düşükler. Ve böylece 20'ye acaba bu savaşta tamamlayabilir miyim diye düşünüyorum. Şu Lublin'i ekleme mesela. Çok yüksek. Ben buralara Osmanlı girer dedim hemen ama aslında geldik Osmanlı'dan önce. Evet. Peki ben kaç tane toprak alabildim şu an? Bende 4 tane vardı. 16 tane toprak almam lazım Polonya'dan. Görevi tamamlayabilmem için. Saygıdeğer oyun bize bunu söylüyor. 16 adet toprak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 toprak kaldı. Evet. 3 toprak kaldı. Bu skor burada yetmeyecek. Maalesef. Vallahi burada yetmeyecek ya. Bu dahil değil. Abi bu görevi niye böyle yapmışsın? Kıl payı yetmiyor. Burası da Polonya'ya dahilmiş. Evet. Evet. Güzel.
Yani en fazla bunları ekleyeceksin. Krakow'un aslında Krakow görevi vardı bir tane de. Abi benim şu ikisi artı bunu falan almam lazım. Polonya'yı ilhak ettim resmen ya. İşin kötü yanı. Bu Litvanya Polonya bağlantısını bozarsa o zaman ne anlamı kaldı? Değil mi? Benim derdim ne? Gerçi bozulmayabiliyor ama Polonya bırakabilir de durduk yere. Ya ben artık bunu yönetemeyeceğim, ilhak edemeyeceğim deyip yapay zeka bırakıyor. Bu görevi biraz abartılı yapmışlar ya şu şeyi alt kısmını. O. Keşke o 15 falan yapsalarmış. Şimdi tamamlanmıştı mesela 15 olsa. 20 olunca neredeyse ülkeyi aldım abi. 4 tane toprak var diyor. Bunun çok fazla toprağı var. Yani bundan da toprağı nasıl alırız? Abi uğraştırır ya. Ha. Aha. Roma İmparatorluğu gelmiyor. Ben bu savaşı hemen açsam, Osmanlı giremeden hemen şu toprakları alsam. Sonuçta 3 tane toprak lazım. Krakow'u almam. Krakow'u almam. 3 toprak kaldı. Şu üçünü alırım. Az olanları. Gerçi Roma İmparatoru abi versene toprağı, abi versene toprağı diyecek. İlişki kasmaya çalışıyorum bir yandan. Zarar olacak ama yapacak bir şey yok abi. Gönder. Neredeydi? Çek şunu. Tam Osmanlı'da bu savaştayken, Osmanlı'da savaştan çıkmıyorken bu iş halledilebilir. Sadece 3 toprak isteyeceğim. Anlaşmaları çok hızlı bir şekilde yapmam lazım. Osmanlı girmeden. Bunu da hemen ezmem lazım. O zaman olur bu. Yapacak bir şey yok. Saygıdeğer Ottomans. Burada surlara falan ne var ne yok her şeye vuracağım abi. Bütün puanları harcayacağız. Başka çare yok. Protestan toprak var mı bunda? Var. Hepsi protestandır. Sıkıntı değil. Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti. Bak 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 agresifliğe bak. Hemen geldi saldırdı. Ya diyorum ya abi. Yeni sürümde öyle bir şey yok ya. Yapay zeka çok acımasız artık. Biraz yavaşlayalım. 9K askeri gördü. Hemen geldi saldırmaya mesela. Affetmiyor. Eskiden böyle değildi. Sen şuradan git. Tamam gelsin. Geri çekilebilir. Şimdi bunun peşine takılacak. Bunun. İki ordu birden geliyor. Saygıdeğer dostum gel aşağı. Bohemya Savaşı'nda. Şimdi Bohemya'nın ateşkesini hemen yapamayız. Önce Polonya'nın bitmesi lazım. Toprak alabilmem için normal şartlarda alamıyorum. Polonya'nın bitmesi lazım önce. Polonya'dan seçtiğim topraklar gayet iyi. Geç 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 geç. Ha. Bunu düz arazide yakalayıp yensek. Daha doğrusu arkadaki kom... Lan dur öyle gitme. Şunu getir hemen. Şu çok iyi bir hedef olabilir. Nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum bu alçak. Yalnız. Bizden kalabalıklar yapay zeka yeni sistemde çok iyi yapıyor bu işi. O yüzden saldırmayacağım. Büyük hasar yiyebiliyoruz öyle. Buradan bir git. 1K 1K askerlere saldır. Organize gidebiliyor yani. Önceden olsa 14K'yı yalnız bırakırdı. Yeniyorsan yen kardeşim ne yapayım diyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi artık yenmeye çalışıyor. Oraya destek de gelmedi. Güzel. Ha sen orada kal. Dur bakayım. Ben buradan onun ama öbür tarafa gitmesi lazım. Krakow'a hala bağlantısı var. Şu 14.000 geliyor mu? Arada kimseyle uğraşma da. Geç 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 geç. Ha git sen öyle evladım. Kilitlenmedi ama. Destek gelirse yakar çıramızı.
Kalabalıklar, Bohemi orduları da güçlü. Burası da tepe arazi. Böyle yapalım. 1K ne varsa yok edelim abi. Burada kalacak mı acaba? Çok enteresan. Normal asker. Geri çekebilirdik aslında. Osmanlı, bu savaşı bitirmeye çalışmayacağım öbürünü. Sen buraya git diyorum ama ve lakin alçak herif. Tepe arazide bekliyor. Bayağı bir hasar verecek. Savaş nedeni Kalisti. Hemen geç abi. Pırağa kadar ilerleyelim. Ya 3 toprak alacağım. Bedeli düşük zaten. Alçak, uğraştırma beni. Şu an seçemiyorum gerçi. Hemen işgal etmek lazım. Ateşkesleri bir gün arayla yapacağız. O derece yani. Hazır olması lazım. Bu adamın. Güzel. Din faaliyetleri devam ediyor. Tabii şu var. 80 olursa bu hemen 90 gerekiyor. Pardon ya. Aman. Ben de hemen diyorum ki tamamlanacak, başımıza iş çıkacak. Ona gerek yok şu an. 6 tane topçu var. Tamam, bonusumuz 3, güzel. Hemen kuşatılır orası. Osmanlı işgal etmeye devam ediyor. Sonraki savaşta artık direkt Restoration of Union'u kullanmam lazım. Polonya'ya karşı. Bir sıkıntı çıkmamalı. Ateşkesin hatta çok kısa sürmesi benim lehime. Osmanlı uyarı vermiş gerçi ama olsun. Çok şehir düşsün, hemen arkadaki Bohemi ordusunu yeneriz. Onun dışında... Navi saldırı mı aldı? Ha, önemli değil. Neresi düştü? Çok güzel. Aşağı doğru gel abi. İnsan gücümüz bayağı bir az. Ya şu... Ne kadar asker var? 17 bin. Bir kısım ordu var. Şimdi bunun yarısını bıraksam... 20 bin asker yeter değil mi? Gelen paralı askerle birlikte, yukarıdan gelecek askerle birlikte yeneriz rahat rahat. Bunlar tamam. Getir abi şunu. Oradan da Pırağa geçeceğiz. Osmanlı anlaşma yapmaz değil mi? Yeni sisteme de güvenmiyorum. Şimdi çat diye anlaşma yaparsa bizi bayağı bir yorar ha Osmanlı. Ona dikkat etmek lazım. Savaş nedeni elimde ama skor olarak üstünlük dahi kuramadık. Şu şehir bir düşebilir mi artık? Düşemez diyor. Gel. Çabuk. Lan 3 toprak alacağım sadece. Alçak herif. Pomeranya da orada bekliyor. Bu herif anlaşmaya razı değil henüz. Poznan 17 dev. Mainz var. Bohemia var. Macar var. Macar'ın ilişkisi ne durum? Bu arada ben toprakları fethettim de sanırım Macar... Evet. Macar'la aramızı iyi tutamayacağız ya. Savaş yapacağız onunla mecburen. Ya da gerek kalmaz herhalde. Brandenburg, Verden, Palatinate. Küçük çaplı bir koalisyon kurulursa saldırabilirim. Fark etmez. Gel. Şehir düştü sonunda. Geç abi hemen Pırağa. Gel 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 gel. Gel abi şuraya sen de. Ne bulduysan yoklat. Ne bulduysan yok et. Bu ona bağlı mıydı? Yok, 7 olan bağlıydı. Şunu seçme. Oğlum 2'de bir bozuk şarkıya nasıl gelmeyi başarıyorsun? Yani şimdi oyundan çıkayım, düzelteyim, geleyim mi? 2'de bir hatırlatıyor, ben bozuğum abi diyor. Alçak. Evet, Bohemi ordusu sonunu mu bekliyor acaba? Aa, direndiler. Bir de zar da gelmiyor ki arkadaş ya. Gel. Böl. Gönder. Bunları böl. Şuralara, bir yerlere. Fikir gelmiş. Tamamladık. 200 luka karşılığında hepsine development. Olur, olur, olur. Manufacture yapacaktık sözde. Polonya'ya yine düşman belirlemedik. Önemli değil. Yani zaten 100.
Sıkıntı yok puan açısından. Buraya vurmadık değil mi? Lan! Heh, güzel. Polonya çok yakında teslim olacak çünkü az kaldı. Osmanlı 8 skor yapabilmiş, bir şey alamaz. Alacağı zaman anlaşmayı yapar ha, dikkat edelim. Benim alacaklarım ise aslında hiç daha skor değil. 14-22 skorluk bir anlaşma isteyeceğiz. Başkent düşerse çok iyi bir skor elde ederiz. Onun dışında diğer şehirlere de oturduk. Bohemya'yı ikna edecek duruma gelmişimdir diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir de asker imha etsem çok nefis olur, muhteşem olur da. Saygıdeğer askerlerini nasıl imha edeceğiz? Buraya bir gelir misiniz? Orayı kurtarmam lazım. Aferin. Kendi kaçtı alçak. Skor alacağız ya. Bunlar böyle bir dizaynda kalsınlar. Prag düştüğünde bayağı bir skor alırız abi ya. Sıkıntı olmaz yani. Anında ateşkes yapıp hemen bir gün sonra Polonya'yla Bohemya'yla anlaşmamız lazım lan. Saldırdım lan. Yandık abi. Yandık abiciğim. Bakın iyi izleyin şimdi. Aşırı derecede zar gelecek. İçine edecek ortalığın. İçine edecek. İçine edecek. 8'e 7. Şoku görelim. Esas şok önemli. Çok güzel. Komutansız ordu ama içine ediyor şu an. 2 Ocak'ta çekilebiliyor. 5 Ocak'ta geliyorsun sen. Her halükarda gitti. İyi izleyin. Bir iki tane güzel zar gelirse imha olacak. Bir gün kaldı. Bir gün. Günler geçmiyor abi. Ya oğlum bir durun lan. Tamam. Çek. Ya gerçi paralı askermiş, tamam sorun değil. İnsan gücü kaybetmeyelim dedikçe işte acımasızlığı var yapay zekanın. Diyorum ya, affetmiyor. Yeni sürümde çok agresif. Stockholm mü düştü? Tövbe tövbe. İnanılmaz. İnanılmaz abi. Prosperity de gitti. Osmanlı nasıl gidebiliyor? Adam 3K askerle başkentimi kuşattı ya. Ben de hiç alakam bile yok o savaşta. Şunu halletmeye çalışıyorum ki burada bile hata yaptık. Hala gidiyorsun orada. Devletim diye geziniyorsun. Ayıp ya. Hayret bir şeysin ha. Şimdi şu başkent bir düşebilir mi artık? Dünyanın kaybını yaşattı. Bir düşebilir mi? Bir de ben burada birini alacaktım galiba. Misyoner görev tamamlayınca olacaktı. Protestan olacaktı burası. Ha. Hiç kimse hatırlatmıyor. Videoyu da beğenmiyorsunuz. Ne olacak böyle bilmiyorum yani. Devam. Şimdi şuraya geç. Prag gitti. 45 skor var. Prag gitti ama çok istekli değil ateşkese. Yani normal şartlarda skor çok iyi aslında. 14-22. 3 tane toprak. 22 skor sadece. Ama bu alçağın ordusunun imha olması lazım. Veya işgale devam edeceğiz. İşgale devam edeceğiz. 45 skor. Low olması lazım. O bir gün araya koymaları da çok önemli işte ateşkes konusunda. Eskiden ya aslında bunu kapamak için yapmadılar ama buna da etki ediyor. O mesele. Aynı anda anlaşma yapınca bir yerde toprak işgalinden elde ettiğin skor öbür tarafta yine fayda sağlıyordu. Sonra bunu kaldırmış oldular. 48 skor var. Geliyorlar. Buna saldıracak galiba. Ha, şehirden işgali kaldıracak. 49 skor oldu. Abi 20'yi kabul ettireceğimi düşünüyorum aslında ama
Bir yandan da tedirginim. Saygıdeğer Polonya. Senin bir dostluğun var mı bir yerlerde? Pomeranya ile var. Ya acaba neyse, para almayalım. Osmanlı'ya gidecek zaten para. Boş ver. Gerçi 300 lukası bana geldi. Evet. Bu arada Roma çok büyük bir agresiflik alacak, onu da biliyoruz. Kasmaya çalışacağız artık ilişkiyi. Önemli değil. Sırf şu Litvanya'yı bağlayalım diye. Yani ateşkes erken bitse daha iyi olur. 33 diyor. 13 yıl yaparsam 2 yıl daha artacak. 2 yılda belki şeyi kaybedebilirim bile. Polonya'yı. Şimdi sadece bir gün. Bir gün hakkımız var. Evet. Sadece bir gün. Hadi. Geç ulan. Parasını marasını boş ver. Oh. Güzel. Osmanlı ile dostluğu da bozdurmadık. Bayağı bir kıyamet koptu burada tabii ama yapacak bir şey yok artık. Devasa bir koalisyon oluşabilir mi? Oluşabilir. İlişki kasmamız lazım. Güzel. Güzel. Şimdi bunların tabii yurt yapılana kadar ömrümüzden ömür gidecek. Bunları topla. Bunu al. Güzel. Fantastico importante. Bakalım koalisyon kurulacak mı? Osmanlı ne diyor? Osmanlı şu an hiçbir şey demiyor. Hayret. Hayır Roma İmparatoru. Ha şimdi ilişki de kasamayacağız. Territory'miz nerede? Territory'miz. Territory. Eksi 52 mi? Biraz daha beklesek olur mu? Ya önemli değil. Kurarlarsa kursunlar da o kadar büyük bir koalisyon görünmüyor. Fransa'nın 7 sülalesine söveceğim şimdi mesela. Avusturya tamam abi diyecek. Güzel. Avusturya girmediği sürece sorun yok zaten. Diğerleri gariban. Alayı birleşsin. İsveç İmparatorluğu karşısında duramazlar. Çekilin abicim. Gelirlerimiz ne durumda? 17 duka. Borç vardı. Bir de manufaktörü yapma derdimiz var. Yapacağız. Yapacağız. Şu düşman belirleme işine bir bakalım. Polonya düşman olabiliyor. Yaparız gider. Aslında düşmanlık... Ya gerek yok işte, niye bastım ki? Bunu subject yapıp düşmanlıktan sonra, ama o beni düşman belirlemişti zaten. Neyse, önemli değil. Tekrar söylüyorum, oradaki mesele tamamen bu adam. Gerçi o da agresiflik alıyor da benim tamamen derdim Litvanya'yı bağlamak. Subject olarak. Yani en azından öyle devasa bir ülkeyi kaçırmayalım. Öbürleri kritik değil. Bu 15 yaşında... Benimle alakası yok. Bu şimdi 20 yıllığına görev kalacak dedi. Polonya görevi. Bu kalsın. Savaş açmadan önce basarız. Savaş açmadan basarız. Peki. Abi bir tanesi olsa olur diyor. Sweden is a subject of Sweden. Ya bu nasıl bir tabir abi? Ben Sweden'ım tamam da bir tanesi olsun diyor. O zaman ben Sweden'ım, bitti. Görev tamamlandım yani. Olmaz ki öyle ya. A province owner is Sweden. Tamam. İkincisi is a subject of Sweden. Tamam. Okey pardon. Benim hatam. İkinci maddede subject diyor. Subject olduğunda ise değil, dost olduğumuzda, o diğer seçenek, dost olduğumuzda 75 trust lazım, opinion'a en az 100 olması lazım, müttefik olmamız lazım. O da bir madde. Biz subject kısmını yapacağız. Subject of Sweden olacak, Krakow toprağı. O görev tamam. Vilnius da aynı şekilde olacak ve görev tamamlanacak. Şimdi Rus meselesi kaldı geriye. Rus'un otonomisi var. Bir de kültürü var. Buranın kültürünü mü değiştirsek, kabul eden kültür mü yapsak? Kabul eden kültür yapabiliriz. Muskoviti.
O imparatorluk olunca zaten Finnish falan onların hepsi birleşecek. Sıkıntı olmaz. Manufaktörler daha 800 yıl. Oho. Çok güzel bir anlaşma oldu yalnız, değil mi? Hemen nasıl? Aldık kaçtık ya. Alçak, alçak. İsyan var mı yakın zamanda? Partikülaristler kudurmuş, yine geliyorlar. Bıkmadılar. Bayağı bir isyan çıkacak aslında, sözün özü. Sen marş olmak istiyorsun. Hadi yürü git diyorum ben sana. Başka bir görev var mı? Yok. Tamam. Şimdi Litvanya ile dediğim gibi erkenden ilişki geliştiriyorum ki elden geldiğince pozitifte kalsın. Gerçi aynısını Polonya'da da yaparız da, ama Polonya'yı niye düşman belirledim? Gerçi önemli değil. Savaş bitti. Ya, bağladıktan sonra düşman olmayacak adam. Ah. Ah, bu iyi değil işte. Aha. Ya bunlar... Gerçi askeri yok ki adamın. Oğlum bağlantıyı kopartacak ya. Evet. Keşke şu ateşkesi iptal ettirse. Hemen bitse ateşkes. Şimdi benim burada ateşkesi bozma şansım yok, işin kötü yanı. Maalesef. Anhalt da bize karşı savaştı. Bunun koruduğu bir devlet de yok, değil mi? Bir olsa hemen ateşkesi bozarız. Saygıdeğer Litvanya'nın askerini yok ederiz. Burada biraz da ondan dolayı problem var. Polonya'nın çok fazla askere ihtiyacı var. Bu kötü oldu. Burada şimdi yapay zeka kontrol edemediği zaman şey edebiliyor. Bunlar düşman, gidip Litvanya'ya destek atabilir abi. Bohemia. Hiç iyi değil ya. Hiç iyi olmadı bu olay. Gerçekten hiç iyi olmadı. Bağımsızlık isteğini koruması lazım. Kaybetmesi lazım, özür. Bağımsızlık isteği olmamalı. Nasıl çözeriz? Polonya Kondottieri almaz benden şu an. Alır mı? Bir saniye. Şek bakalım. Nasıl alacak Kondottieri'yi? Almaz ya. Alırsa onun lehine olacak. 19.000 paralı asker. 14.000. Ha, mesela şunu vereyim. Kondottieri. 14.000 bedavaya vereceğim. Bedavaya veriyorum abi ya. Rival deme ya. Düşmanlıktan düşmesi lazım. Aslına bakarsanız düşebilmeli de zaten. Şu an ne development'ı kaldı ne bir şey. Of. İsyana bak. Fantastik. Gönder bunları. Getir. Ya bu Litvanya buradan bağımsız kalırsa çok üzücü olacak. Benim asker vermem lazım buna. Ulan alçak. Ulan alçak. Kesin başıma iş çıkartacaksın sen ha. Ben seni tahmin ettim ben seni. Sen de bu potansiyel gördüm şu anda. Kesin başıma iş çıkartacak. Ne oldu? Ha, bu gemi hala şey. Gel. 14 gemi var değil mi burada en az? Paralı asker. Ya önce limana gelsin. Görevini tamamlasın ondan sonra. Komutanı da yokmuş bunun. Yani var ama yok. Öldü bu arada. Ya adam alındı ya. Alındı ve intihar etti. Öldü savaşta. Arada her yerde isyan çıktı ülkede. Güzel. Gayet güzel. Abi bu adam bence bağımsızlığı verecek adama, Polonya. Ya işte saçmalık ya. Ya bedava asker vereceğim diyorum. Ne düşmanlığı ya. Alçak. Düşmanlık mı kalmış burada? Hayret bir şeysin ya.
Savaşsız verecek bir de işin kötü yanı. Ulan o kadar gittim bir de Roma'nın içinden toprak fethettim. Sırf şu görevi tamamlayacağız diye. Şimdi Litvanya'yı bağlayamadıktan sonra anlamı yok ya. Ben Polonya'yı bağlasam ne olur? Değil mi? Aslında Polonya, Litvanya ayrı ayrı versen. Çok daha iyi olur aslında. Osmanlı'nın suçu. Burayı bu kadar fethetmeseydi böyle olmayacaktı. Adamın tüm ülkesini almak zorunda kaldık elinden. Öyle yapınca da bu sefer nasıl kontrol edecek abi? 87.9. Garanti atayım diyeceğim. Helal. Rival değil. Garantinin de bu arada işe yaramadığını söyleyebilirim. Subject Nation'larda öyle bir hikaye yok. Garanti attım da savaş açılmasın da öyle bir şey yok. Uyarı da veremiyorsun zaten. Bağımsızlık savaşı. Aslında bu eklenebilir sonraki oyunda. Oyuna heyecan katması için. Bu arada sen çok uzun sürmeye başladın. Yani hızlı bitenler bitsin abi, neyse. Devam. Roma'daki arkadaşlar zaten kendi kendine 50'nin altına düşer. Büyük bir savaşa girmediğimiz sürece bunlar koalisyona girmeyecek. Bir sıkıntı da yok. Moskova'yla da şu an uğraşmıyorum. Moskova'nın bile kendini ayırıyor. Ki orada da agresifliğim azalmış. Güzel. Bunları sırayla yen. 460 mıydı neydi? Para yetmiyor. Sen de sura bağlısın zaten. Vakit kaybetme, gel buraya. Bir tane vatandaş isyan mı edecekti? Novgorod. Alçak Novgorod. Oğlum sen utanmıyor musun lan? Sana bu kadar fayda sağladım. Seni protestan yaptım. Seni pezemeklerin elinden aldım. Hala mı isyan edeceksin? Alçak. Getir orduyu buraya. Bunları seç. Polonyalı alçakları bastıralım şimdi. Evet. Yani bu olay sıkıcı abi. Muhtemelen bu alacak bağımsızlığı. Doğal yollardan alacak. Şimdi burada ben Polonya'yla savaşa da giremiyorum. Farklı şekillerde. Hadi savaşa girelim. Litvanya ordusunu yok edelim desek. Ben unuttum onu. Hiç aklıma bile gelmedi. Tamamen buradayım ya. Şakallık yapacağız diye. Litvanya ordusunu yok edip ateşkes yapıp beyaz barış. 12 yıl. Geçebilecek bir süre değil. Maalesef ki. Maalesef ki geçebilecek bir süre değil. Gel bakalım böyle. Ne seçebiliyorum ben abi bu arada? Income from vassal. Güzel. Agenda da bitti. Hah, misyoner faaliyeti geldi. Çok güzel. Şu arkadaş. Biraz daha hızlı diyeyim, faaliyetlerimiz olacak en azından. Bu neymiş abi? 20 prestij, church power %100. Misyoner faaliyeti indirimi %40. Bu arada 50 yıllık bir görev, harika. Harika. Güzel. Maliyetler, paralar böyle. 10 luka yolsuzluğa ediyormuşum. Genişleme, evet. Efsane boyutlara ulaştı. Burada başka görev yok. Yine de bakıyor insan, belki vardır diye. Şimdi sizi de bu taraflara alalım. Şu isyancılardan bir kurtulabilirsek ekonomik sorunlarımızı halletmeye çalışacağız. Manifaktörler yapacağız. Ben Litvanya'dan umudu kestim ama kesin bozacak abi bu. Diplomatik yoldan bozacak. Yani normalde aslında şu rivallık düşse çok iyi olur da Fransa bile düşmanım olabiliyor. Bu nasıl iş ya? Asker sayımı arttırmam lazım. İnsan gücüm çok kötü seviyelerde. Bir tane komutan alıp 6000 insan gücü aldık. Efendim 15.000 asker, insan gücüm de yetiyor. Bunları hazır etsem bu asker sayısıyla düşmanlık düşer. Ve ben Polonya'ya asker verebilsem mükemmel olur. Mükemmel olur, harika olur. Biraz hızlan. Sen de gel.
Bunlar birleşsin gitsin saldırsın. Hatta daha da hızlanabiliriz. Bir şeyler kaçırmayayım diye. Ya şimdi bu koparsa o hüznü birlikte aynı anda yaşayalım diye bakıyorum. Daha fazla vakit kaybetmeden. 15 bin asker daha geldi. Tam fantastik bir zenginliğimiz var. 70 bin asker, devasa bir ülke. Krakow'u falan her yeri fethedecek duruma gelmiş. Bir de permanent claim verse keşke o görev tamamlandığında. Ha bu arada sizi değiştirebiliyoruz. Ya da dur bakalım. Şurada development kasacaktık değil mi? Kaçtı? 5 olacaktı en az. Neredeydi arkadaşımız? Bu bir süre sonra gelecek. Evet. Bunların 5 production seviyesinin olması lazım demiş. Şöyle. Aradan çıksın en azından. Bu birkaç tane de bundan istiyor. Tamam, bu bitti. Kaldı geriye bunlara manufacture yapmak. Workshop var galiba hepsinde. Workshop tamam. Güzel. Şimdi development course yerine sizi kaldırıyoruz. Neyi alıyoruz abi? Improve falan yok değil mi burada? Durduğumuz yerde fayda sağlasın. Fikir açmadık. Teknoloji geliyor yolda. O zamana kadar şu an ne işimi görür benim? Prestij kazanımı var. Ya da production efficiency. Ya da evet production efficiency. Başka bir şeye gerek yok. Unrest olmaz. Production efficiency daha iyi olabilir. Güzel. Şimdi ordu masraflarını kısalım mı bakalım. Ya da antrenman mı yaptıralım? Antrenman yaptıralım. Bu kadar zenginiz değil mi? Yani 3-5 duka kar edeceğiz yerine ordularımıza antrenman yaptıralım diyorum. 20 duka gelir var. Aslında devasa bir ülkeyim. Development'la ya gerçi şey var ya yanında. Adı neydi? Litvanya. Ama Litvanya bağımsızlık isteğinde zaten. Abi bırak da asker vereyim. Aa Prusya'yı kurdu bu arada Teton. Güzel. Kurabiliyor zaten biliyorsunuz. Subject'ken olabiliyor. Bırak işte sana asker vereyim. Ne düşmanlığı ya. Alçak yönetemeyeceksin işte. Adam gelecek ondan sonra savaş açacak bilmem ne. Bu da burada zaten. Ulan fırsat bekliyor hemen ya. Alçak. Toprak verir misin? Subject'ime. Gel bakayım. Şey. Four Province. Öbürü için favor yetmiyor. Yaparız. Şuna Sent'te. Reval'de bir isyan. Reval bu taraftaydı. Ulan tam dedim ha. Kesin dedim. Asker bakmadım bilerek. Bilerek bakmadım. Kesin dedim antrenman yaptırdığım yerde isyan çıkar dedim. Bak yeni sürümde şey de yok. Yeniliyorsun. Moral yokken. Eskiden bu hemen imha ederdi. Çok eskiden beri böyleydi hatta. Ama bu sürümde iş değişti. Artık moral yetmiyorsa yeniliyor hemen. Normalde ezip geçeceği orduyu bile yenemiyor. Güzel. Birlikler kurulur. Bir 30 yıla kadar süresi var. Manpower, church yaparız. Gel abi. Church. Manufacture yapacaktık. Paralar yine başka yerlere akıtıldı gitti. Oo, siz burada isyan mı ediyordunuz bakalım alçaklar? Size de geleceğiz. Merak etmeyiniz. Hiç merak etmeyiniz. Artık antrenman yapabilir herhalde. Aha şarkı çaldığına göre yandık abi. Geçmiş olsun. Geç. Şarkı çaldığına göre sıkıntı büyük. Saygılar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim de. Bu ne lan? Ulan burada ne yapıyorum ben? Aa İngiliz'in toprağına gelmiş bu. Hayda. Explore yap biraz daha. Keşfet kardeşim. İsveç bu dönemlerde dünyayı fethetmeye çalışıyor. Buralara gidemem diyor. Dur. Ya şuradan gönder hadi tamam. Dayıp gönderecektim de. Görev ağacı efsane ya. Evet biz saldırmayı düşünüyorduk. Rakip geldi. Bu arada İskoçya ile savaşma şansım var ama agresifliğimiz bu kadar yüksekken Avrupa'da. Yani İskoçya'dan iki toprak alacağım diye ortalığı karıştırmaya gerek yok. Hele ki ileride Fransa ile dost olma ihtimali var. Olmaya da bilir. Olursa daha iyi olabilir. Böyle bir durumun içerisindeyiz şu anda.
Peki inanç nasıl şu an? Yayıldı mı bayağı? Her yeri protestan yapacağız herhalde. Güzel. Finlandiya 60 ilişkide 48. Tebrikler Polonya. Eline koluna sağlık. Adamın dibisin. Aynen böyle devam kanka. Moskova'ya uyarı çakalım bir tane. Şimdi bunun ne kadar komşusu varsa uyarı vereceğiz. Bu tabii savaş yaptığımız için devre dışı kaldı. Hemen atmam lazım uyarıyı. Bu Polonya devletinin yenilmemesi lazım. Herhangi bir kişiye. Tamam. Başka kim komşu var? Riyazan. Atalım abi buna da. Aslında buna da atacağım bir tane uyarı. Polonya kimseye saldıramasın diye. Başka kim var? Çerkez ya. Atacağız abi. Atacağız. Hepsini atacağız. Unutmayalım da sonra üzülürüz. Şimdi Macar'a attık. Attık. Brandenburg'a atmadık. Atalım. O da protestan. Amir alçak. Attım gitti. Başka kim var? Polonya'ya komşu. Başka kimse kalmadı galiba. Bu Macar'ı bağlamadı. Neyse uyarı atmıyorum. Gerek yok. Osmanlı zaten ateşkes de güzel. Artık Litvanya'yı bağlamak için her şey hazır. Güzel. Polonya arada kaynayacak. Israrla söylüyorum. Polonya arada kaynıyor. Benim gemiler yok olacak bu arada. Tabii işin kötü yanı bu görevi verdiğinizde geri çekemiyorsunuz. Gemiler gitti. Neyse önemli değil. Ne yaparsa yapsın bana ne alçak. Kendi istiyordu yok olmayı. Gönderdim gitti. Geberdi alçak. 1600 duka borç var. Önemli değil. Bak ship lost dedi. Oh ne güzel rahatladık. Evet öbürleri de gitti. Geçmiş olsun. Bu görev yapmıyor mu acaba? Yapıyor ama hasar almış. Güzel. Şimdi evet toprak alma vakti. Hemen bunu 39 yaptık. Development bassak faydası dokunabiliyor. Ondan ziyade %30 daha mı kolonyalizmin K'si geçmiyor, C'si geçmiyor ülkede. O zaman bina şey manufaktörler bitti mi? Bitmiş. Bir saniye. Kaç tane yaptık abi? 4 tane. Doğru. Aferin. Hayır, kandırmaya çalışıyor mu diye bakıyorum. Şimdi burada da lazımmış. 522 duka yalnız çok para değil mi? Bunların hepsini mi indirimlerimiz mi gitti? Ne oldu? Evet, indirimler gitmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bunun 11. seviyesi gerekiyor tabii. 0.40. 0.40. En iyiler onlar zaten. Haaland, Erling Haaland isteyen bir yer. Evet. Yaparız abi oraya da bir tane manufactory. Güzel. Çok güzel. Litvanya ile ilişki kastın diyor yeterince. Olabilir de. Şimdi agresiflikte nasıl başa çıkıyoruz? Saygıdeğer izleyici görüyorsunuz işte. Yani güçlü bir devletin varsa agresifliğin hiçbir önemi yok. O kadar devlet agresif kaldı. Burada Polonya'yı komple yedim neredeyse tek savaşta. Kimsenin umurunda değil. Osmanlı da müttefikim. İsveç çok rahat bölgeyi domine edebildi. Ve seri de artık biraz çiftçilik, biraz da şu din savaşı onları yapar. Yavaş yavaş noktalamaya doğru götürürüz. Bir de İskandinavya'yı kurarsak daha iyi olabilir. Evet. Bir de ayaklanma çıkmazsa daha iyi olabilir. Şuraya gel. Bunlara gerek yok. Bölümün kaçıncı dakikasındayız? Oo, bayağı iş yapmışız. Evet, fark edemedim bile. Efendim devam edeceğiz. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız. Bu Polonya görevini en kısa zamanda tamamlayacağız. Ateşkes bitsin. Savaşımızı açacağız ve saygıdeğer Litvanya'ya özellikle bağlayacağız. Sonra Osmanlı'dan o toprakları geri almak için bir mücadeleye girişeceğiz gibi görünüyor. Polonya'ya ait, Litvanya'ya ait toprakları almaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.